Maalesef, bakın en yakın tehlike olarak söylüyorum, bütün dünyayı ama Türkiye'yi daha önce, daha başta ve daha ağır bir şekilde tehdit eden bir konu buğday krizi. Bakın elektrik kesintilerinden bahsediyorum. Çok ciddi ve uzun süren kesintilerle karşı karşıya kalma riskimiz var. İşte öyle göründüğü gibi, dünya medyasında lanse edildiği gibi Rusya işte çöküyor, yıkılıyor, perişan oldu falan değil yani. Sevgili seyirciler, Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum araştırmacı yazar Hamza Yardımcıoğlu. Hamza Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, gündem yoğun. Gündem yoğun, hem de felaket bir gündem var. Evet. Hepimizi ilgilendiren, her birimizin hayatını ilgilendiren konular var. Bunlara biraz değinelim. Evet, ilk olarak aslında ekonomik boyutundan ve ekonomik boyutun aslında gıda krizinden bahsetmek istiyorum. Evet. Gıda krizi var, tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Keşke daha güzel bir ortamda, daha böyle geleceğe dair, en azından yakın geleceğe dair. Evet, uzak geleceğe dair çok güzel şeyler de söyleyebiliriz ama oraya gidene kadar çok sancılı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Gönül isterdi ki daha güzel şeyler konuşalım ama maalesef, bakın en yakın tehlike olarak söylüyorum, bütün dünyayı ama Türkiye'yi daha önce, daha başta ve daha ağır bir şekilde tehdit eden bir konu buğday krizi. Şu anda 16 tane buğday yüklü gemi Odessa Limanı'nda, Ukrayna'da bekletiliyor Rusya tarafından. Bunun sebebi de şu an içinde bulunduğumuz Rusya-Ukrayna üzerinden görünen ama arka planda daha derin olan NATO boyutu olan o savaş yüzünden bu buğday gemilerinin bekletiliyor olması ve Türkiye'ye gelmesinde bu şu an içinde bulunduğumuz buğday krizini ve daha derinleşecek olanı daha da etkileyecek bir faktör. Neden? Bizim şu anda ürettiğimiz, Türkiye'de ürettiğimiz buğday bizim kendi ihtiyacımızı tek başına karşılamaya yetmediği için biz ithalat yapıyoruz. Ve bu ithalatımızın büyük bölümünü de Ukrayna'dan yapıyoruz. Bir kısımda Rusya'dan yaptığımız buğday ithalatımız var ama şimdi bugün öyle bir şey oldu ki dünyada buğday fiyat endeksine baktığımız zaman bir roket fırlaması gerçekleşti. Bunun olacağını bir senedir ben hep uyardım. Hükümeti uyardım, devleti uyardım. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Sadece işin fiyatlar boyutu değil, gıda krizi boyutu değil. Bunun etkileyeceği, tetikleyeceği büyük bir sosyal kriz var. Sosyal patlama var. Çünkü aç insanları hiçbir zaman evde tutamazsınız. Bu sokakları karıştırır. İşin güvenlik boyutu var. Böyle tehlikeli bir boyutu. O yüzden uyarılar yapmıştık ve maalesef şu anda öyle bir yere geldik ki buğday fiyatları dünyadaki borsaları üzerinden baktığımız zaman 800-900 dolarlar bandından birdenbire 1300 dolarlara fırlayan bir roket gibi bir fiyatlar karşımıza çıktı. Yani birkaç hafta içerisinde %40, bu da dolar bazında. Yani TL'den falan da bahsetmiyorum. Tabii bu bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ama biz kendi açımızdan baktığımız zaman bizi daha derin bir kısmı var. İşte bekleyen gemiler bunun bir boyutu. Ondan sonra bu ne demek? Yani hiç abartmadan söylüyorum. Bunun çok daha üstü de olabilir. Biz bu sene içerisinde, 2022 yılı içerisinde bir ekmeğin fiyatının 10 liranın üzerine çıktığını göreceğiz maalesef. Yani o yüzden açılışta dedim ki daha güzel bir şeyleri yorumlamak, konuşmak isterdim ama maalesef böyle bir tablo var. Sadece buğday değil, akaryakıt fiyatlarına baktığımız zaman aynı kriz enerjide yaşanıyor. Evet. Bugün petrol fiyatları zaten sürekli yükseliyordu. Varil fiyatı 130 doların üzerine fırladı. Projeksiyonlar çok daha yüksek yerlerde. En son JP Morgan'ın dünyaca ünlü bir yatırım bankasıdır. En büyük finansal kuruluşlardan bir tanesi. Bu küresel sermayenin önde gelenlerden. En son yaptığı projeksiyonlar 185 dolar gibi korkunç bir rakam telaffuz ettiler. Biz daha önceden de bunun 200 dolarlara yakın bir yere geleceğini söylüyorduk. Artık bunu dünyadaki büyük finansal kuruluşlar da söylemeye başladı. Şimdi bu üretimde sadece şeyde değil, buğday fiyatlarında ham madde olarak bakmamak lazım ekmek üretiminde. Diğer bir taraftan bunun nakliyesi için, ondan sonra bunun işlenirken kullanılan enerji için kullanılan enerji fiyatları var, maliyetleri var. İşçilik zaten bakıyoruz Türkiye'de asgari ücretin de minimal bir şeyde de olsa enflasyonla karşılaştırdığımız zaman aslında ekside. Ama bütün üretimde
Yani enerji maliyetleri her anlamda. Çünkü petrol demek ham madde demek aynı zamanda. Plastik demek. Her üretimde plastik vardır, kauçuk vardır. Aynı zamanda bundan elektrik üretiliyor. Aynı zamanda bundan nakliye, lojistik bununla sağlanıyor. Bunların hepsini, bütün üretimi, bütün girdi maliyetlerini de arttırırken şimdi şöyle bir şey de ortaya koymak lazım. Bu bahsettiğim dolar bazında, döviz bazında yükseliyor. Biz bunu TL'de yani yakın bir kur şokuyla böyle bir riskle bir, çünkü kur şokunda tetikleyici faktörler aslında bunlar. Bununla birlikte bir de kur etkisini koyduğumuz zaman ne olacak? O yüzden çok sıkıntılı bir en son bir senedir özellikle tansiyonunu artırarak yaptığımız uyarıları ki daha önce dersinde de bahsediyorduk. Artık o şeye geldik ve olacaklar, yaşanacakları her ne kadar düşünmek beni şu an için rahatsız ediyorsa maalesef izleyeceğiz gibi bunları. Bir tablo var karşımızda. Bu artan fiyatlar tabii ki dünyada bütün tedarik zincirlerini de tehdit ediyor. Evet. Mesela enerji fiyatlarının ilk daha yeni yeni yükselmeye başladığı dönemlerde elektrik kesintilerini biz yaşadık değil mi? Sadece Türkiye değil, bütün dünyada bunun örnekleri oldu. Enerji kesintileri ve bunlar muhtemelen daha da artarak devam edecek. Bakın elektrik kesintilerinden bahsediyorum. Çok ciddi ve uzun süren kesintilerle karşı karşıya kalma riskimiz var. Ve hatta Nisan ayı itibariyle yine dünyada önemli kuruluşların birçok ülkenin hükümetini, işte en son örneği İngiltere'ydi. Johnson hükümetine yapılan uyarılar vardı. Nisan ayı itibariyle enerji fiyatlarının üretim maliyetlerindeki artış henüz tüketici fiyatlarına yansımamış olan kısmı eklendiği zaman Nisan ayının başları gibi bu yine döviz bazında %50'lik korkunç bir artış bu. Bu bir artış olacağını ve bunun da artık sosyal patlamaları tetikleyici önemli faktörlerden bir tanesi olacağını. Bakın bu uyarılar dünya hükümetlerine yapıldı zaten. Sivil toplum kuruluşları tarafından hala da yapılmaya devam ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam budur. Ve giderek derinleşen her şey krizi diye tanımlıyorum buna. Yani sadece enerji krizi değil, buğday krizi değil, borsa krizi değil, kur krizleri değil. İçine her şeyi katmamız gereken, o yüzden her şey kriz diyorum. Bunun diğer bir boyutu da çok önemli bir boyutu da borsalardır, hisse senetleri piyasasıdır. Onunla ilgili de çok derin, korkunç düşüşler yaşanıyor. Şimdi bakın, öyle de yanıltıcı bir tablo var ki Melisa Hanım. Ben size izah edeyim. Görünenin ötesinde çok daha büyük bir derinlik var düşüşlerde. Görünmeyen kısmını anlatacağım ben size. Şimdi Ocak ayının başından aldığımız zaman dünya endekslerinde şu anda getirdiğimizde %20'nin üzerinde ki bunlar çok derindir yani konvansiyonel piyasalar açısından düşüşler yaşanırken ben diyorum ki %20'ninler değil %40'ların üzerinde %50'lere varan düşüşler şu an hali hazırda var ama görmüyorsunuz diyorum ben. Şimdi diyecek ki herkes nasıl görmüyoruz ya yani orada endeksler belli şu var. Şimdi biz değerleri ele alırken iki şekilde almamız lazım. Bir reel değerler bir de nominal değerler. Evet endeksler nominal değerler üzerinden %20'lerin üzerinde diplere vurmuş durumda ama bir de biz reel olarak baktığımız zaman şimdi dünyada bütün emtia fiyatları yükseliyor mu? Hem de korkunç bir şekilde, fahiş bir şekilde zıplıyor mu fiyatlar? Bunlar neyle ölçülüyor? Dolarla ölçülüyor değil mi? Peki dünya endeksleri neyle ölçülüyor? Amerika'da dolarla ölçülüyor, İngiltere'de poundla ölçülüyor, Avrupa'da euro ile ölçülüyor, Japonya'da yenle, rubleyle, Rusya'da falan filan fark etmez değil mi? Hepsinde biz bizim emtiaları ölçtüğümüz para birimleri değer kaybederken hem de böyle %40'lara varan değer kayıpları yaşanırken ki daha da derinleşecek bizim endeksleri ölçtüğümüz zaman o zaman biz değerini yitirmiş bir şeyle ölçüyoruz o endeksleri ve onun üzerinden %20'ler gibi bir rakam telaffuz ediyoruz. İşte bunları da kattığımız zaman bakın buğdaydan bahsettim %40'larda bir derin şey bir fiyat sıçrayışı artışı var. Paranın alım gücünde erime var. O zaman bunu da kattığımız zaman reel anlamda endeksleri okuduğumuz zaman şu anda %40'ların üzerine geçmiş durumda. Şu an piyasalar batıyor. Dünyaya baktığımız zaman bir negatif faiz ortamındayız. Yani enflasyonla karşılaştırdığımız zaman dünyadaki faizleri aradaki fark
reel negatif faiz ortamıdır. O yüzden şu anda görünenden çok başka bir tablo var. Bütün dünyayı nominal değerlerle kandırıyorlar, bir illüzyon yaratıyorlar. Ama o illüzyonun ötesinde biz reel değerlerle okuduğumuz zaman biz zaten korkunç bir yere geldik. Ama burada da maalesef bitmiyor, daha da derinleşiyor. Ama dünya bu krizleri atlattıktan sonra evet biraz daha rahatlayacak, daha güzel günler gelecek. Bu anlattıklarımdan kimse karamsarlığa kapılmasın. Şu an içinde bulunduğumuz yeni dünya düzenine geçişin sancılarını yaşıyoruz. Bütün bunlar bundan ibarettir. Ve yeni dünya düzeni dediğimiz yapıda bambaşka bir dünya. Eski dünya neydi? Doların rezerv para olduğu, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki egemen kutup olduğu, ama şu anda doların rezerv para olma özelliği ortadan kalkıyor. Rusya buna karşı çıkıyor. Bu neden istesin ki? Düşünebiliyor musunuz? Yaptırımlara maruz kalmış bir Rusya ve Swift sisteminin dışına atılıyor. Swift sisteminin de temeline gidip baktığımız zaman bu petrodolar sistemi var. Yani dünyadaki bütün ülkeler, Çin, Rusya burada ön plana çıkıyor, işte Avrupa Birliği de dahil olmak üzere Amerika'nın bu kadar büyük bir yaptırım gücünü neden kabul istesin ki yani? Neden istesin? Biz mesela niye isteyelim? O yüzden burada herkes alternatif rezerv paraların kendi para birimleri üzerinden gündeme gelmesini istiyor. Ve işte dolayısıyla Amerika bu gücünü, egemenliğini kaybederken saldırganlaşıyor. İşte o yüzden biz bugün Avrupa'nın göbeğinde işte bu olayları yaşıyoruz. Kiev bomba alınıyor. Ukrayna'daki bu insanlık dramını izliyoruz. Bütün sebebi bu, Amerika'nın bu saldırganlığı ve ortalığı kışkırtıp NATO üzerinden böyle bir orta hale getirmesidir. Ama bunun da sonuçları oluyor işte. Dediğim gibi bu kadar derinleşen bir gıda krizinin içerisinde bizim tonlarca buğday yüklü gemilerimiz gelemiyor. Yani herkesi, insanların evine girecek ekmeğe kadar etkiliyor. Maalesef küresel sistem öyle zincirleme halkalar halinde oluşturulmuş ki hiç ilgisiz gibi görünen bir olay ama her şeyle bağlantılı, her şey birbirini tetikliyor. Bir domino etkisiyle artık biz her şey krizini daha da görünür hale geldiğini izliyoruz. Burada şunu da sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı aslında devam ettikçe bu bahsettiğimiz şeylerin etki oranı daha da fazla artacak. Kesinlikle, savaş süresi ne kadar uzadıysa. Kesinlikle. Zaten yapılan bütün yorumlar da haklı olarak o şekilde karşımıza çıkıyor. Ama burada bunun devam etmesini sağlayan faktörlerden bir tanesi de Rusya'nın tutumu. Onun da şöyle bir motivasyonu var Rusya'nın. Bu süreç devam ettiği sürece ne olacak? Dünya borsalarının, piyasaların bundan nasıl etkilendiğini izliyoruz yani. Yoruma bile gerek yok. Şu anda bunu izliyoruz. Böyle olduğu zaman ne olacak? Amerikan doları çok ağır bir darbe yiyecek. Nasıl darbe yiyeceğini de söyleyelim. Piyasalardaki dolar çıkışı, yani o satışlar, derinleşen satışlar ve en sonunda panik satış dalgası zaten... Bir kriz dediğin zaman paniktir. Bütün krizlerin temelinde %50 panik vardır. Bu olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir şey yapmak zorunda kalacak. Merkez Bankası'nın matbaalarını daha fazla çalıştırıp piyasayı daha fazla fonlayarak kendi ekonomisini ayakta tutmak zorunda kalacak ve Rusya bunu çok iyi biliyor. Ve bunu yapmak Amerika için o kadar zor ki şu anda, bunun sebebi de Amerika'da %7,5 olan, Amerika açısından korkunç bir rakam olan bu enflasyon, ki iki hanelere geçecek. Çok yakında bunu da izleyeceksiniz. Böyle bir ortamda ve parasal genişlemenin durmasını gerektiren, işte bu enflasyon Amerika'yı buna zorluyor. Hem parasal genişlemeyi durdurup sıkılaştırmaya gitmeye zorluyor, hem de faizleri artırmaya zorluyor. Bunun başka çözümü olmadığı için. Ve Amerika burada öyle bir sıkışmış durumda kalıyor ki, Rusya da bunu çok iyi bildiği için bu işin kafasına vura vura bu işi uzatıp zaten çok fazla da uzamayacak yani. Bu birkaç ay içerisinde bütün hepsi bitmiş olacak bunların. O dipler görülmüş olacak yani. Hatta birkaç ay bile görmeyebilir. Yani haftalardan bahsediyorum. Haftalar içerisinde o paniklerin başlayıp kaotik ortamın
Şu anda herkes korkuyor ve izliyor. Ama o kaos, birdenbire herkesin kaçmaya başladığı panik, hani bir sinema salonundasınızdır ve birisi bomba var diye bağırdığınız zaman herkes ayağa kalkıp birbirini ezerek kaçmaya çalışır ya. İşte bunun ikinci safhası, çok yakın olan safhası, o ortam başladığı andan itibaren bu sefer bu birkaç ay içerisinde birkaç ay devam edecek ve böyle bir ortamda Amerika artık yapacak hiçbir şey bulamayacak. Matbaalar tekrar çalışmaya başlayacak. Bu sefer ne olacak? Emtia karşısında zaten eriyen dolar daha da hızlı erimeye başlayacak ve bir hiperenflasyona dönüşecek artık bu yüksek enflasyon süreci. İşte geçiş noktası, en kritik nokta orası. Yüksek enflasyondan hiperenflasyona geçiş. Bu da zaten doların rezerv para olma özelliğini tamamen ortadan kaldıracak bir faktör. Hı hı. Düşünsenize, sürekli eriyen, hiçbir şekilde değerini korumayan bir Amerikan dolarını artık dünyada hangi ülke rezerv olarak tutmak isteyecektir? Hangi ülke ticaretinde bu para birimini kullanmak isteyecektir? Hiçbir tanesi. Dolayısıyla Rusya bunu çok iyi biliyor ve bu savaşın, Rusya'nın bunu uzatması, hiç girmeye de bilirdi, öyle değil mi yani? Barış görüşmelerini de daha çabuk bitirebilirdi. Hatta barış görüşmelerinde kalmadan mesele daha öncesinden çözülebilirdi ama bunu yapmadı. Çünkü Amerika'nın dolar üzerinden dünya egemenliğini bitirmekle ilgili bir devlet politikasını Rusya 2008 krizinden beri sürdürüyor. Ama sadece Rusya değil, aynı vizyon, aynı politika Çin'de de var. Evet. Daha önce Irak denedi, Libya denedi falan, bunlar küçük güçlerdi. Hepsini ezdi geçti, öyle değil mi? Silip süpürdü orada yaşanan olayları, iç savaşları ve bunun nasıl bir hale dönüştüğünü biliyoruz yani. Saddam ve Kaddafi'nin başına gelenleri biliyoruz. Amerika evet bunları geçti ama bugün öyle ezip geçebileceği bir ortam yok. Karşısında öyle küçük rakipler yok. Bahsettiğim gibi Rusya var, Çin var ve sadece bununla da bitmiyor. Ve bu iş başladığı zaman diğerleri de ortaya çıkacak. Burada. Avrupa Birliği de ortaya çıkacak kendi söylemleriyle. Hindistan ortaya çıkacak. Birçok ülke, yani bütün dünya artık diyecek ki yeter. Bu iş, biz 2. Dünya Savaşı'ndan beri biz bir rezerv para olarak bunu kabul ediyoruz ama artık bunun hiçbir anlamı kalmadı. Zaten 71 yılına kadar, 44-71 aralığında doların dolaylı olarak altınla bir ilişkisinin kurulması, ki o da 1 ons altın eşittir 35 dolar idi. Richard Nixon döneminde o sonlandı. Ama buna rağmen rezerv para olma özelliği petrol, petrol dolar sistemi üzerinden devam etmişti. Artık o da bitti. İki tane şey vardı. Birisi dolaylı altın, sonra petrol üzerinden. Şimdi o da bitti, değer kaybediyor. Hiçbir şekilde gücü kalmadı. Artık Amerika'nın dünya egemenliği bitiyor. Ve hatta biz ilerisinde, yani önümüzdeki yıllarda Amerika'da iç savaşa giden bir süreci bile izleme şeyindeyiz. Tam böyle eşiğindeyiz. Bakın çok iddialı gibi gelebilir ama bunlar tarihte de yaşandı. Büyük dönüşümlerde dünyada mesela endüstri devriminin Amerika'ya geldiği ilk yıllara baktığımız zaman 1800'lü yılların ilk yarısına bunun bir Amerikan İç Savaşı'na dönüştüğünü görmüştük. Hatta onun öncesine gidip Avrupa'da bunun yayılırken baktığımız zaman bütün Avrupa ülkelerinde iç savaşları, bakın Balkan Savaşları, ondan sonra Avrupa'daki bütün imparatorlukların yıkılışını gördük. Rusya'ya gittiğimiz zaman Çarlık Rusya'sının yıkılıp Bolşevik devrime giden o süreci gördük. Yani bunu bütün dünyada karşılıklarını gördük. Hatta Çin'e götürdüğümüz zaman Çin'deki savaşları gördük. Bütün dünyada böyle büyük dönüşümler yaşanırken, ekonomik sistemin, modelin, küresel bir paradigma değişimi yaşanırken bunlar hep olur. O yüzden şu an geliyor. Ama sadece Amerika değil bu. Bütün dünyada bu kaotik süreçlere şu an içine giriyoruz işte. Bu da hep uyardığım şey de gıda kriziyle olacak. Çünkü insanlar, tarihteki bütün devrimler hepsi aç insanların ortalığa çıkmasıyla ve yönetimlerine çünkü karnı aç olan insanlar isyan eder. Tok olduğu zaman isyan etmiyor insanlar. Böyle bir sosyolojik realite var. Biz şu anda az önce bahsettiğim buğday fiyatlarındaki o kırılmayı gördüğümüz zaman, hatta daha da ötesini söyleyeyim size. Şu an 1300 dolarlara fırlamış olduğundan bahsederken benim bir senedir takip ettiğim kanallar vardı endeks üzerinde ve
Şimdi kanallar vardır. Fibo seviyeleri dikkate alınarak seviyelerin ortaya çıktığı. İşte destekler, dirençler vardır. Bazen bir destek direnç olarak çalışır. Ama onu kırdıktan sonra o direnç desteğe dönüşür. Bir sonra üstteki kanala gider ve o kanal orada dirençtir. Ve şu anki güncel rakamı ben size söyleyeceğim. 1700 doların üzerinde bir direnç noktası var ve şu an o kanalın içerisine girdi. Bugün girdi, daha yeni. Ve şu an artık 1700 dolarların üzerine çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir buğday fiyatlarından bahsediyoruz. Yani iki katın üzerine çıkmış olacak. Düşünsene 800 dolarlardan 900 dolarlardan geldi. Bu kanala girdi. Evet. Daha yeni yani, günler içerisinde. Ve bir de bunun o kanalın tepesine gittiğini düşünün. Ben düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten öyle. Burada şunu da sormak istiyorum ben az önce. Rusya'nın batıdan uzak bir ekonomi politikası var. Bunu da konuşmak istiyorum aslında. Uzun yıllardır siz de söylediniz, batıdan uzak bir ekonomi politikası var. Ve bu Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte de birçok yaptırım uygulandı Rusya'ya. Evet. Ve Rusya aslında bu yaptırımlardan etkilense de evet, elinin tersiyle itti aslında bu yaptırımları. Çünkü neye güveniyor? Yıllar boyunca batıdan uzak bir ekonomi politikası geliştirdi ve sizin de dediğiniz gibi aslında yanında Çin var. Şu an bundan sonraki süreçte aslında tam olarak planı nedir sizce? Şimdi aslında şöyle de bakmak lazım olaya. Rusya'nın Çin'le bir kardeş ilişkisi varmış algısına da kapılmamak lazım. Çünkü devletler arasında ne dostluk vardır ne düşmanlık vardır, hep çıkar vardır. Çıkarlar çatışırsa savaşırlar. Örtüşürse dost gibi görünebilirler, hiç fark etmez. Şimdi Rusya'nın uğradığı yaptırımlardan aldığı zararlara baktığımız zaman evet bazı zararlar aldı ama emin olun o zararları çok daha telafi edecek ve daha da güçlü bir konuma gelecek hesapları yaptı. Asırlık bir çok yani Çarlık Rusya'sına kadar giden bir devlet geleneği var. Her ne kadar rejim değişmiş bile olsa Rusya'da bir devlet geleneği var ve bunu çok iyi hesaplıyorlar. Bunu uzun süredir bakın Merkez Bankası'nın altın rezervlerini doldurmuş, gümüş rezervlerini doldurmuş ve bunların fotoğraflarını çekip medyaya servis etmiş. Ben de hatta ben bunun üzerine yayın yapmıştım yani 2019'larda bunu yapıp 2020'lerde bu gündeme daha geldiği zaman bende para var diyor dünyaya. Yani hiçbir ülke Merkez Bankası'nın içerisinde fotoğraf yayınlamaz. Bunlar çok gizlidir. Kimse yerini yanına yaklaştırmazlar. Bütün dünyaya bunları servis ederken Rusya dedi ki bende para var kardeşim. Bu sistem çöktüğü zaman birkaç senesi kaldı. Çöktüğü zaman benimle ticaret yapabilirsiniz'in mesajını verdi. Şimdi bu krizler devam ediyor. Bu yaptırımlar uygulanıyor. Peki ne oluyor? Enerji fiyatlarındaki bu yükselişleri görüyoruz değil mi? Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden bir tanesi değil mi Rusya? Yani kayıplarını aslında diğer yollarla zaten telafi ediyor. Ama o esnada da karşısındaki o büyük güç olan Amerika'yı da toprağın dibine gömüyor şu anda. Ve bu anlamda baktığımız zaman Rusya'nın tavrına o zaman anlaşılır oluyor işte. Hiç de öyle göründüğü gibi, dünya medyasında lanse edildiği gibi Rusya işte çöküyor, yıkılıyor, perişan oldu falan değil yani. Savaş aynı zamanda bir algı oyunudur. Bakıyorsunuz Rusya'nın devlet televizyonu Russia Today'in yayınlarının frekansları kesilmesi gündeme geldi. Avrupa'da bunlar yasaklandı, sansürlendi. Sadece orada kalmadı. Google'ın arama motorlarından bile kaldırıldı. Neden peki biz Rusya boyutuyla olayları dinleyemiyoruz? Tamam onlar da dezenformasyon yapacaktır mutlaka da. Neden biz Batı'yı dinlerken öteki taraf ne diyor? Bu ikisini karşılaştırıp bunun üzerinden bir yorum çıkarmamız istenmiyor. İşte bütün bu meselenin arkasındaki gerçeklerin maskelenmesi için. Şu anda Batı'nın yaptığı tam olarak budur. Dünyaya bir tablo gösteriliyor ama gerçek o tablodan bambaşka. Nedir o gerçek? Dediğim gibi dünyada artık bir rezerv para değişimi var. Bununla birlikte her şey değişimi var. Dolayısıyla bir paradigma değişimi var. Yeni dünyada biz ön plandayızı, biz hala güçlüyüzü göstermeye çalışıyorlar ama öyle değil artık. Bambaşka bir dünya geliyor, merkeziyetsiz bir dünya geliyor. Ama dediğim gibi sancılarla geliyor, krizlerle geliyor ve biz bunların şu an içinden geçiyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Şimdi burada Türkiye'nin pozisyonu, alacağı konumu alırken çok dikkatli olması gerekiyor. Yani bugün baktığımız zaman biraz NATO tarafına yanaşmaya çalışan bir Türkiye tablosu görünüyor.
Ama ortada kendini konum ne doğuya ne batıya kendi duruşuyla kendi bağımsız geleceği ve vizyonunu ön plana koyan bir Türkiye görmeyi tercih ederiz. Böyle bir dileğimiz, umudumuz odur. Ama bir de baktığımız zaman daha önceki küreselci yaklaşımların Türkiye'de ön plana nasıl çıktığını, mesela Birleşmiş Milletler'in SDG programı vardır. Küreselciliğin en önemli programıdır aslında bu. Şu an içinde bulunduğumuz 10 yılı şekillendirecek Sustainable Development Goals diyorlar buna. Yani sürdürülebilir gelişim hedefleri ve bunun Birleşmiş Milletler'le Türkiye arasında aracılığını yapan kuruluş daha doğrusu maalesef Gates Vakfı'dır. Bill ve Melinda Gates Vakfı Türkiye'ye geldiler. Bizim Tarım Bakanlığımızla görüşmeler yapıldı ve bir protokol imzalandı. SDG kapsamında bakanlık bu toplantıları paylaştı. Birleşmiş Milletler de bununla ilgili yayınlar yaptı ama içeriye dair bilgi yayınlanmadı maalesef. Biz hemen o sürecin ardından devam eden süreçte bir baktık ki Paris İklim Anlaşması'na Türkiye'ye dahil edildi maalesef. Meclisten geçirildi bununla ilgili karar. Ondan sonra hatta onun hemen kısa bir süre öncesinde bazı yine Tarım Bakanlığı'ndan açıklamalar gelmişti. Denmişti ki küçükbaş, büyükbaş hayvan üretimini yani canlı hayvanlar üzerinden üretimin desteklenmemesi yönünde bazı açıklamalar, talihsiz açıklamalar gelmişti. Bunların hepsi SDG'nin içerisindeki küreselcilerin yapay et programındaki konulardı. Sonra bir baktık yani Tarım Bakanlığı'nın bu tür çok ciddi sıkıntılarla alakalı bir süreç geçtikten sonra Tarım Bakanı görevden alındı. Her ne kadar görevden affını istediği söyleniyor olsa bile doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Tarım politikaları burada çok önemli. Ekilmedi tarlalar. Bizi buraya getiren sürece maalesef zemin hazırlandı. Bundan sonra bence Türkiye çok daha dikkatli olmalı ve küreselcilerin Türkiye üzerindeki ve bütün dünya üzerinde olduğu gibi nasıl Türkiye'de varsa bunlara karşı çok daha dikkatli yaklaşması gerektiğine dair bir uyarımız olsun. Bu şekilde de bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğum araştırmacı yazar Hamza Yardımcıoğlu'ydu. Bir sonraki programımızla görüşmek üzere. Hoşça kalın.